Herkese günaydın, iyi haftalar. Cuma günkü kapanışta çok önemli bir değişiklik olmadı. Hala yeni zirve zaten yapıldı ama zirvenin hemen civarında dolaşıyoruz. Çok daha yukarı seviyelerin görüleceğini zaten devamlı papağan gibi tekrarlıyorum. Bu görüntü değişmiş değil. Çok daha yüksek seviyeler önümüzdeki dönem söz konusu olacak. Bu haftaya baktığımız zaman tabii asıl gündemi yaratacak olan konu hafta sonunda Trump'la Xi Jinping'in görüşmesi olacak. Baktığımızda artık olayın biraz daha ticaretin dışına çıktığını görüyoruz. Bu yüzden çok aşırı bir beklenti içinde değilim ben. Masa devrilecek midir? Hayır, büyük ihtimalle devrilmeyecektir ama buradan çok elle tutulur. Hadi tamam artık bu sorun çözüldü diyebileceğimiz netlikte bir gelişme de çok büyük bir ihtimalle olmayacak. Baktığımızda bu haftanın veri seti biraz daha hafif gibi gözüküyor. Özellikle Fed'in açıklamasının ardından baktığımızda dayanıklı mal siparişleri biraz daha ön plana çıkabilir. Onun dışında tabii GDP vesaire var ama piyasa bu tarafa artık çok fazla bakmayacaktır. Özellikle Fed'in rahatsızlığını gördükten sonra. Elbette diğer bir önemli gelişme PCE tarafında olacak. Nasıl bir açıklama geleceği, hangi seviyeden gerçekleşeceği elbette önemli ama genel olarak baktığımızda Amerikan verilerindeki karışık zayıf seyir önümüzdeki günlerde de devam edecek gibi gözüküyor. FOMC sonrasında çok yeni bir bilgi içermeyecektir ama Powell'ın konuşması da önemli olacak ekonomi üzerine ama genel olarak hemen FOMC toplantısından sonra yeni bir bilgi seti de olmamasından dolayı çok yeni bir bilgi verecektir, piyasayı çok fazla etkileyecektir gibi bir şey söz konusu değil. Dolayısıyla o tarafta fazla bir beklentim yok. ECB tarafındaki konuşmalara da isterseniz bir hemen göz atalım. Bu taraftaki açıklamalar çok fazla piyasayı ilgilendirebilecek tarzda açıklamalar değil. Dolayısıyla Amerika biraz daha ön planda duracak gibi. Asya tarafında hafif artılarla hafif eksiler arasında bir seans izliyoruz. Dolayısıyla piyasaya yön verecek veya iyi kötü bir başlangıç yaptık netliğinde konuşabileceğimiz bir durumda karşı karşıya değiliz. Euro tarafı nihayet 200 günlük ortalamayı test etti ve üzerine çıkmayı da başardı. Kısa vadeli olarak baktığımızda bu momentumu sürdüreceğini düşünüyorum. Şunu koyarsak görüyorsunuz aşmış seviyeler yukarıya doğru biraz daha devam edecektir. Özellikle şu eski dönemde, yani bunu 15 diye yuvarlayabiliriz, şu bölgelerin kuvvetli dirençler, destekler olduğunu görmüştük. Hala da durum değişmiş değil. 14 seviyesinin üzerine atıp 14.70-15 aralığına doğru bir euro hareketi görmemiz söz konusu olacak gibi gözüküyor. Bu Amerikan endekslerinin, Amerikan ekonomisinin çok kötüleşmesinden veya Avrupa'da çok net bir toparlanma olmasından değil. Bugün IFO gelecek Almanya tarafında ama geçtiğimiz haftadaki gelişmelere baktığımızda şuradaki detayları daha da kötüydü aslında ama görüyorsunuz sene başından bu yana ciddi anlamda zayıf bir Alman ekonomisi söz konusu. Amerikan ekonomisi daha mı iyiydi? Amerikan ekonomisinde en azından 50'nin üzerindeyiz. Momentum aşağı doğru. Cuma günü gelen veri zayıf bir veriydi. Yine PMI tarafında ama en azından genişleyen bir Amerikan ekonomisiyle hala karşı karşıyayız. Burada daralan bir imalat sanayiden bahsediyoruz. Dolayısıyla Euro hareketinin çok fazla aradaki farkın kapanmasından kaynaklandığını düşünmüyorum. Piyasa haklı olarak ilk başta Fed'i gündeme getirerek fiyatlamasını yapıyor. Bir süre daha bu devam edecektir. Dolayısıyla yukarıya doğru hareketin biraz daha sürmesini bekleyebiliriz. Şurada görüyorsunuz önemli oranda bir short kapama durumu söz konusu. Sıkıştırırsam ortalama seviyelerde olduğunuz için çok büyük bir short covering, bir short squeeze olmayacaktır. Ama Fed'in açıklamalarının ardından yavaş yavaş sıfıra doğru toparlanan bir euro görebiliriz. Bir süre için daha euronun kendi problemleri geri tarafta kalacaktır. Geri döndüğünde bu problemler tekrar dolarda kuvvetli bir rally göreceğiz. Ama şu an için baktığımızda biraz daha toparlamasını bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Japon yeni tarafında keza benzer bir
kuvvetlenme söz konusu. Bu tarafta da önceki dibin, tabii şu hareket çok mantıklı bir hareket değil. Dolayısıyla kapanış bazında bakmakta fayda var. Önceki dibin altına kaymış durumdayız. Görüyorsunuz yavaş yavaş şu bölgeye doğru da bu hareket devam edebilir. Şunu koyarsak bu taraftaki pozisyonlanmaya da bakalım, kısa vadede bütün para birimlerinin dolara karşı biraz daha toparlandığını görüyoruz. Bu tarafta da yine kuvvetli bir short covering bir süredir devam ediyordu. Şunu birleştirirsem çok büyük bir short covering'e neden olacak bir oranda eksi görmemiştik. Ama yine de sıfıra doğru biraz daha üzerine attığı sırada Japon yeninde hafif bir değerlenme daha görebiliriz. Peki bu durumda dolar endeksinin kendisi nerede? 200 günlük ortalamayı da koyarsak biraz daha resim netleşecektir. Görüyorsunuz burada da altına doğru cuma günü itibariyle çok net bir kayma söz konusu oldu. Dolayısıyla genel bir zayıflamanın dolar tarafında hüküm sürdüğünü söyleyebiliriz. Ben bunun kalıcı olacağını dediğim gibi düşünmüyorum. Bence dolara geçmek için bir fırsatla karşı karşıyayız ama kısa vadede biraz daha baskı olacak. Özellikle euro tarafında 15'lere doğru bir atak görürsek çok da şaşırtıcı olmaz. Bu arada Trump'ın görevden alma gibi bir hakkı da yok. Elle tutulur bir şey göstermesi lazım. Böyle de bir gerekçesi şu anda olmadığından dolayı Powell'ı görevden alması söz konusu olmayacak ama muhtemelen ikinci dönemde atamayacaktır diye düşünüyorum. Tabii kendisine yar olursa atama. Şimdi buradan altın tarafına gelelim. Altında önemli bir seviyenin kırıldığını gördük ve kırılmayla beraber tabii kırılma çok uzun süredir bekleyen bir kırılma olduğu için bir baraj kapağının açılmasına benzer bir hareket olduğunu görüyoruz. Yukarıya doğru atmış durumda. Şuradaki 96'ları kolayca geçtik. 1434 seviyesini hedefliyor. Kısa vadede biraz yukarıya gitmiş olabilir. O yüzden hafif bir koruma almaktan bahsetmiştim. Şurada bir uyumsuzluk oluşmaya başladı. Aşağı doğru bir satış daha görebiliriz. Buradaki problemimiz hala aslında aynı. Gümüşün biraz daha kuvvetlenmesi iyi olur. Yani görüyorsunuz her ne kadar gümüş de altında yukarıya doğru gidiyor olsa da rasyo hala çok net bir şekilde, çok agresif bir şekilde altın lehine hareket ediyor. Devamlı yukarıya doğru gidiyoruz. Tabii şunu altını bir atıp üzerinden bakalım. Dönem dönem bakarsak şuradaki hareket bana daha sağlıklı gelen bir hareket. Görüyorsunuz zirveyi altın gümüş rasyosu en düşük seviyeye geldiğinde yapıyor. Daha sonra rasyonun yükselmesiyle beraber altın ara dönemlerde yükseliyor ama altın üzerinde baskı olduğunu görebiliyoruz. Yine şu dönemde de benzer bir durum var. Altın gümüş rasyosu aşağıya geldiğinde altının genel olarak yükseldiğini görüyoruz. Zirveyi şurada yapıyor. Ama önceki dönemde de örneğin şu dönemde de altın gümüş rasyosunun evet yükseldiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada bir bullish case de var ama ben yine de şu en yüksek seviyeden aşağı doğru gelmeye başladığında altında da gümüşte de çok daha kuvvetli bir yükseliş olacağı düşüncesindeyim. Buradaki pozisyonlar nasıl? Herhangi bir aşırılık söz konusu mu? Pozisyonların arttırıldığını görüyoruz ama henüz bir aşırılık söz konusu değil. Dolayısıyla altın tarafında biraz daha spekülatif pozisyonların, birazdan kastım eski zirvenin 300 binin üzerinde olduğunu düşünürsek neredeyse %50 daha artabilecek, rahatlıkla artabilecek mesafesi var. Spekülatif pozisyonların artması söz konusu olabilir. Buradan gümüş tarafına da bakalım isterseniz. Gümüşte de benzer bir durum var. Geçtiğimiz hafta itibariyle ciddi bir artış söz konusu oldu. Veri 21'i itibariyle, tabii geçtiğimiz hafta derken pardon 18'i itibariyle. Burada da sıkıştırdığımızda göreceksiniz gümüşte de hala çok ciddi bir
mesafe var aşırı diyebileceğimiz longlara. Dolayısıyla altının da gümüşün de önünde en azından pozisyonlanma olarak baktığınızda çok büyük bir engel olduğunu düşünmüyorum. Çok net yukarıya doğru gidebiliriz. Altında da gümüşte de artık yavaş yavaş pozisyonları arttırabiliriz. Gümüş tarafında tekrar söylüyorum, daha net bir yükseliş geldiğinde gümüşü pozisyon olarak altına oranla daha fazla taşımak bana daha doğru geliyor. Hala burada 200 günlük ortalamanın altındayız. Pardon, şunu update etmediğim için. Şimdi biraz daha net gözükecek. 200 günlük ortalamanın altındayız ama 50 günlük ortalamayı nihayet geçtik. Zayıf bir seyir var altına oranla. Altında görüyorsunuz şu bölgeleri aslında aşmış durumdayız gümüşle karşılaştırırsak, ama gümüşün de başlamasıyla beraber yukarı hareketi altından çok daha sert olacaktır. Dolayısıyla nasıl ki geçtiğimiz haftalarda altın alınabilir ama spotta almakta fayda var, kaldıraçlı için 1365-80'in aşılması gerekir diyordum. Burada da spotta alınabilir, bir problem görmüyorum ama kaldıraçlı girmek için bence gümüş tarafında hala biraz erken diye bakıyorum. Petrole gelirsek, bugün itibariyle Amerika'nın İran'a yeni ambargolar getireceği haberi, ki şirketlerinin %80'i zaten ciddi bir ambargo ile karşı karşıya, petrolü yukarıda tutmayı başarıyor. Aslında altın üzerinde de biraz jeopolitik baskı olduğunu görüyoruz. Petrolde de 55-60 bandına doğru, denge seviyesine doğru bir hareketlilik oldu. Daha yukarıya gider mi? Elbette jeopolitik bir gerginlikle, Hürmüz'ün kapatılması, bir operasyon, ki o operasyon haberi aslında dezenformasyona yönelik bir haber. Gerçekte öyle bir gelişme olduğunu da düşünmüyorum. New York Times'ın haberini okursanız çünkü içinden görebiliyorsunuz o detayları. Bu seviye bence hala denge seviye oldurmayı sürdürecek. Özellikle G20'den çok negatif bir şey çıkmazsa aşağı tarafa da sınırlı olacaktır diye düşünüyorum. Buradaki CFTC pozisyonlarına bakalım. Burada da pozisyonların artmaya devam ettiğini görüyoruz ama geçtiğimiz yıldaki o gereksiz aşırı spekülasyonla karşılaştırıldığında ciddi anlamda bir long pozisyondan bahsetmek mümkün değil. Dolayısıyla ben bu seviyelerde gidip geleceğini düşünüyorum. 10 yıllıklarda söyleyebileceğim çok fazla bir şey yok. Her zaman dediğim gibi benim beklentimin çok ötesinde aşağı gelmiş durumda. Bu kadar kötü veya hem enflasyon hem büyüme açısından baktığımızda bu kadar zayıf bir durum olduğunu düşünmüyorum. Amerika'nın kendi dinamikleri içinde, yani borç oranlarına vesaire de baktığımızda bu seviyelerin çok aşırı düşük seviyeler olduğunu düşünüyorum. Ama şuradaki uyumsuzluğun henüz de tetiklenmediğini görebiliyoruz. Çok sert bir yukarı hareket olacak. Muhtemelen buradaki uyumsuzluk tetiklendiğinde buna benzer bir durumu Euro için de konuşuyorduk önceki videolarda hatırlarsanız. Sert bir şekilde yukarıya doğru gidecektir ama bunun henüz tetikleyici dinamiklerinin yerinde olmadığını görüyoruz. Haftalıkta çok net bir sıkışma yok ama günlük baktığımızda yavaş yavaş sıkışmanın sonlarına doğru geldiğimizi görüyoruz. Dolayısıyla buradaki sıkışma bana sorarsanız şu şekilde sonuçlanacak. Tabi buraya nerelerden geldik, 2.20'lere gitmemiz bir şey değiştirir mi? Hayır, değiştirmez ama yine de piyasadaki aşırı FED'e yönelik iyimserliği biraz kırabilir diye düşünüyorum. 10 yıllıklardaki veya euro dolar kontratlarına da bakmak lazım ama duruma baktığımızda herhangi bir aşırılık şu an itibariyle söz konusu değil gibi gözüküyor. Bitcoin tarafına geçelim. Hafta sonunda nihayet kuvvetli bir atakla, şöyle hafta sonunda koyarsak, 11.200'leri aştığımızı görebiliyoruz. Hatta bu sabah itibariyle de yukarıya doğru bir hareket oldu. Şu anda 10.700'lerdeyiz. İyice sıkıştırırsak şu seviyeleri ciddi anlamda önemsiyorum. Bence bu seviyenin de aşılmasıyla beraber artık
düşüşün içinde bir düzeltme vesaire gibi alternatif senaryoları tamamen gündem dışı bırakabiliriz. Yani 11.700'ün kırılmasıyla çok ciddi bir yeni yukarı hareketin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Şimdilik şu harekete baktığımızda işte hash rate tarafında yeni bir zirve olduğunu görebiliyoruz. Gerçi şu anda biraz geri çekilmiş durumda ama çok net bir şekilde önceki zirvenin üzerine geçmeyi başarabilmiş durumdayız. Unique adreslere baktığımızda evet 2017 zirvesine oranla düşük seviyelerdeyiz ama ben trende bakıyorum. Yani fiyatlar yükselirken adres sayısı artıyor mu? Burada da arttığını yine görebiliyoruz. Aktif adreslere baktığımızda da benzer bir durum söz konusuydu. Şurada aktif adresler var mı bilmiyorum ama evet var. Aktif adres tarafına baktığımızda yine bir toparlanma söz konusu. 1 milyonu geçtiğini iddia eden siteler de var ama ben burayı takip ettiğim için henüz öyle bir hareketlilik söz konusu değil. Yeni zirve de yapmış değil ama pardon, şurada gördüğümüz yukarı hareketi, yukarı momentumu koruması açısından olumlu, yani fiyat hareketini destekleyen bir durumla karşı karşıyayız. Dominans tarafında 59 seviyesindeyiz. Bunun aşılacağını düşünüyorum. Tabii bunun aşılması ne anlama geliyor onu da düşünmek lazım, tartışmak lazım. Bakın 2017'deki harekette Bitcoin dominansını ciddi anlamda kaybetti. Yani Bitcoin'de bir balon oluştu vesaireyi tartışırken piyasa veya Bitcoin yaşar mı yaşamaz mı diye tartışırken bunların hepsi unutuldu şimdi. İşte bir daha kendini toparlayamaz lalidir falan diyenler artık çok fazla seslendirmiyor bu görüşü ama bu hareket olurken Bitcoin çok ciddi miktarda, bakın 85'lerden dominansın 47'lere 44'lere düştüğünü gördük. Daha sonra daha da azaldı tam zirvelerde. Dolayısıyla şuradaki durum aslında bir Bitcoin rallisinden ziyade altcoin rallisiydi diyebiliriz. Şimdi baktığımızda yukarıya doğru net bir Bitcoin hareketi var ki 60'ları geçerse bu hareket daha da şiddetlenecek. Tabii şunu, şu argümanı ben de dönem dönem yapıyorum. Önce Bitcoin gidecek ki, yani önce Apple, IBM vesaire gidecek ki diğerleri daha hızlı bir şekilde arkadan kovalasın. Dolayısıyla Bitcoin'in yukarı gitmesi mutlaka altlar açısından da pozitif olacaktır. Ama bana sorarsanız şuradan farklı bir dönemle karşı karşıya kalacağız. Bu defa Bitcoin'in yukarıya doğru, daha 11.700'ler geçecek, ben afaki söylüyorum, 20.000'lere doğru gitmesi durumunda şu hareketi görmeyeceğiz. Şuradan yukarıya doğru bir hareket göreceğiz. Bu nedenden dolayı ben genel olarak altlarda yaptığım trade'leri, örneğin Ethereum 243 dolar civarında paylaşmıştım. Yukarıya gittiğinde, yani sermayemin üzerinde net bir kar olduğunda Bitcoin tarafına realize ederek Bitcoin tarafına geçmeyi tercih ediyorum. Bunun dışında da çok soru geliyor ama hani bunları cevaplarsam gerçekten işi gücü bırakıp yatırım danışmanlığını Twitter üzerinden yapmaya başladım sayılır. O yüzden de cevaplamamayı tercih ediyorum. Lütfen kusura bakmayın. Bu seviyelerin aşılmasıyla Ether'de de aslında 350'li, yani 340-350 arası şu boşluğu dolduracak bir hareket söz konusu olacaktır. Ama tekrar diyorum, 11.700 sert bir düzeltmenin de gelebileceği bir seviye Bitcoin açısından baktığımızda. Bunun olması durumunda bir alış fırsatıdır. Çok acele etmeden hangi seviyelere geleceğini tabii takip etmeyi tercih ederim. Bir diğer nokta da bu son yükselişte, şunu açacak mı burası? Biliyorsunuz özellikle buradaki pozisyonları veremiyorum şu anda ama bir vadeli piyasa burası, göstermediği için makinede çok net bakamıyorum ama bakarsanız zaten Twitter üzerinden bu bilgiyi veren sitelerde var. Ciddi anlamda short pozisyonların burada kapandığını da görebiliyoruz. Peki Bitcoin vadelilerde durum nasıl? CME tarafındaki artık kaldığı için, pardon,
Şuradaki aktif kontrata da hemen göz atarak konuyu kapatalım. Görüyorsunuz burada çok da etkilenmişe benzemiyor piyasa. Bir short covering yaşandı. Şimdi yeniden short pozisyonlar açmaya başlamışlar. Bunu yakından takip etmekte fayda var. TL tarafına gelirsek, TL tarafında elbette seçimle beraber artık en azından bir belirsizliğin ortadan kalkmasıyla beraber bir toparlanma olduğunu görüyoruz. Bu bizi nereye getirdi? Aslında kritik bir seviyeye getirmiş durumda. Şurada ben eski tepeler üzerinden takip ettiğim bir trend çizgisi var. O trend çizgisini neredeyse test etti. Aşağı yukarı görüyorsunuz 73'leri gördü ki bu trend çizgisi de 71-80'lerden günlük olarak baktığımızda seviyesinden geçiyor. Test ettikten sonra yukarıya doğru biraz toparlanmış durumda ama net de çok belirgin 5 kuruşluk bir toparlanma var. Şimdi bugün benim takip edeceğim birkaç nokta var. Elbette ki bu trend çizgisinin kırılıp kırılmayacağını takip edeceğim. O önemli bir gelişme ama öncelikle CDS hareketini merak ediyorum. Burada ne kadar geri gelecek? Çünkü hatırlarsanız CDS'lerle TL arasındaki uyumsuzluğu tartışırken çoğu insan TL'nin CDS'lere uyum sağlayacağından bahsediyordu. Benim argümanımda ise özellikle şu grafiği bir açabilirsem opsiyon volatilitesinin 31 Mart'tan sonra farklı hareket etmesinden şuradaki primin siyasi bir prim ağırlıklı olduğunu, bu S400 de olabilir tabii ki, başka bir gelişme de olabilir ama biraz da seçimin kendisinden kaynaklandığını savunuyordum. Çünkü önceki dönemlere baktığınızda volatilitenin, aslında kurdan bahsediyoruz burada, CDS ile aynı hareketleri yaptığını görebilirsiniz. Dolayısıyla şimdi CDS'te ne kadarlık Londra seansı gelmiş değil, dolayısıyla bu çok gösterge değil. Ne kadarlık bir aşağı kırılma olduğunu görmek istiyorum. Bu kırılmanın büyüklüğüne göre de tekrar dolara bir giriş yapılır mı, yoksa 71'in kırılmasını beklemek lazım? Bunlar biraz daha netleşecektir. Ama görüyorsunuz piyasayı en azından bazı göstergeleri yakından takip etmekte fayda var. İşte seçimden sonra şuraya gidecek, patlayacak, buraya gelecek vesaire gibi biraz daha momentum veya genel korkuyu yansıtan hareketlerden ziyade şuradaki var olan bilgilerinden kullanmak mantıklı olacak. Şimdi bu seçim önemli miydi? Elbette siyasi açıdan önemliydi ama genel ekonominin gidişatını değiştirebilecek kuvvetli mi? Bana sorarsanız değil. S400 konusu önemli mi? Çok önemli. Oradan gelebilecek olan bir ambargo çok ciddi problem yaratacaktır. Ama S400'ün tek başına çözülmesi bizim bütün sorunlarımızı çözer mi? Bence hayır. Rahip Brunson'da olduğu gibi çözülmemesi daha büyük bir problem yaratırdı ama çözülmesi ekonomik anlamda geride duran sorunlarımızı çözüyor mu? Bence hayır. Dolayısıyla buradaki geri çekilmeleri, kurdaki bu geri çekilmeleri, bu haber bazlı geri çekilmeleri değerlendirirken ana dinamiklerin nereye doğru gittiğini de görmemiz lazım. Kaldı ki seçim senaryoları daha yüksek sesle de konuşulmaya başlanabilir. Bu açıdan her şeyi geride bıraktık demek mümkün değil. Ama uygulanması gereken strateji, bana sorarsanız, bir dediğim gibi CDS'lerde ne kadarlık bir geri çekilme olacak onu görelim. Öncelikle o Zero Hedge'de de çıkan işte CDS'ler yukarı, TL aşağı kısmı büyük ölçüde artık çözüldü. CDS'lerde bir geri hareketten sonra tamamen dengelenmiş olur diye düşünüyorum. İki, şurada gördüğünüz işte 470, pardon 572 civarı, sonra o yukarıya doğru gidiyor. Seviye tutulacak mı, tutulmayacak mı? Açıkçası bu seviyenin kırılmamasını, yani bugün için bahsetmiyorum ama birkaç gün içinde kırılmamasını ben negatif olarak değerlendiririm. Daha altına itebilecek bir momentum oluşmamış demektir. Kırılması durumunda 200 günlük ortalamaya kadar da çok fazla dokunma niyetinde olmam. Yukarı tarafta seviyeler değişmiş değil. Hala 50 günlük ortalama ve
şurada gördüğümüz 5.86'lar diyebileceğimiz seviyeler önemli. Bunun üzerine çıkması durumunda, yani bu hafta içinde böyle bir hareket görmemiz durumunda baskının çok net bir şekilde yukarı yönde olduğunu söyleyebiliriz. Çok uzadı. Herkese tekrar iyi haftalar diliyorum.